Selamlar. Selamlar. Evet, Eda geldi, kapı açıldı, işte ihtiyaçlar giderildi, bir bardak su alındı ve oyuna devam ediyoruz. Bu arada achievement'lara falan baktım. A blue color has been brought back falan diyor. Renkleri geri getiriyoruz dünyamıza anlamına geldiğini düşünüyorum bunun. Şu ana kadar 3 renk gördük. Kırmızı ile yeşili bitirdik ve şu anda mavinin içindeyiz diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu kasvetli dünyamıza. Bilmiyorum, feminenlikle şey yapmak, bağdaştırmak durumunda mıyım? Çünkü karakterimiz kadın ama hani zorunlu da değilimdir diye düşünüyorum. Buradan gideceğim bu sefer. Ben şeyi düşünüyorum bu arada. Hangi yöne gittiğimizin pek bir önemi yok gerçek anlamda. Her yön her yere çıkacaktır diye düşünüyorum. Şurada uçuyoruz. Evet, mavi burada yağmuru temsil ediyor. Kırmızı biraz daha iç toz, duman, işte çöl falan temsil ederken mavi biraz daha yağmur gibi galiba, değil mi? Orada tam uçamadım bu galiba. Az önce bir arkadaş edinmiştik. Bir önceki bölümde. Şu an bu arkadaşımız var mı yok mu bilmiyorum ama. Böyle biraz silik bir bölümle karşı karşıyayız galiba. Bu bölümün de zorluğu bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yay. Ne aldım? Bunların da ne olduğuna dair en ufak fikrim yok, biliyor musunuz? Momento diye geçiyor ama anı falan bilmiyorum yani. Gene binlik bir alamete gidiyoruz, kıyamete gibi. Bir durum var. Bayağı uçuyoruz biz.
Ambiyans seslerini güzel yapmışlar ama. Da ne gerek vardı buna? Dümdüz gidiyorduk yani. Evet. Burası bu sefer su dolmuş. Acaba böyle bir şeyleri atlayıp toplayıp işte oyunu bitirememe gibi bir şans var mı? Bu momentolar bence bunları açıyor abi. Kaplumbağa falan açıyor. Da biz... Bayağı atladık gibi. Evet, mavi suyu temsil ettiği gibi geceyi de temsil eder. Doğru. Şu anda karanlığı temsil ediyor mavi. Şöyle gidiyorum yani bakalım. Oo, su yukarıda kalmış bunda. Bilinçaltımızın derinliklerine mi iniyoruz acaba? Her yol şey aslında, o yüzden diyorum geri dönülmez olduğu için büyük ihtimalle oyun bize şeyi veriyordur yani, hani hangi yöne gidersen git. Ya o konuda içim rahat etmeli mi bilmiyorum çünkü seçimlerim bağlayıcı oluyor bu anlamda. Mesela bak şu hareketi yaptım ya, geri dönemeyeceğim yani kesinlikle. O yüzden dediğim gibi yani ölümcül önemli değil diye düşünüyorum. Kesinlikle beğendim oyunu ama yani beğenmesem zaten dediğim gibi ikinci bölümü çekmezdim yani. Dua mı ediyor, elleri açıyor, bir şey yapıyor, yalvarıyor mu? O mekanizmanın ne olduğunu çözemedim daha. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Save geldi. Şuradan bir şey çıkar mı bize? Çıkmadı.
Mantar mı bunlar acaba? Tamamen şeyin altından bir kırmızı yansıma çıkıyor diye denediğim bir şeydi yani. Burada bir momento bulduk. Diyorum yani biraz şans eseri oluyor. Sessizleştim öyle. Değişik geldi ya şu an. Hop, bu kırılır mı? Kırılmaz. Kırmızıyı görünce basıyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi az önceki gibi bir aynen böyle bir kuş çıkma ihtimali var. Buraya da şans eseri yaptık. Yani mantığı anlamıştım. Yüksekten zıplayıp o suyun içine girecektik falan filan da. Yalnız mavi ben daha farklı bir şey bekliyordum. Yerin altında geçiyor olması. Çok enteresan gerçekten. Yetişemiyorum ama. Şöyle bir şey olabilir mi? Gayet de olabilir bro. Daha var. Evet bu. Sigaran bir tuhaf koktu da ona baktım.
ne yapıyorsun? Çözemedim ben bu bilmeceyi. Vallahi çözemedim lan. Kim neyi çözemedi birader, yok öyle bir şey yani. Milletin 5 saniyede çözdüğü şeyi sen 1 dakikada çözdün Utku. Acaba nasıl bir skill elde ettik? Yüzmek. Nereye kadar gidecek bu? Takip et şunu. Oh yeah. Yay, güzelmiş. Şu bir. Şimdi 6 tane lazım, 3 tane var değil mi bizde?
O orijinalmiş. Orijinalmiş gerçekten. Vallahi güzelmiş, beğendim. Güzelmiş lan. Şu mekanik hoşuma gitti. Buralar çok derin galiba. Bilinçaltı diyor ki oralara girme hacı. Oralara girme, üzülürüz diyor yani. Momentumu. Evet ama. Erişim bulamadım ona. Aynen, bu da sonuç zaten. Dalga mı geçiyor lan bu bizimle? Dur, oradan uçarak yukarı geçmeye çalışacağız. Uğraşmayacağım. Sorry. Momentosu batabilir. Teşekkür ederiz. Yasin Ateş kayıttayken denk geldi. Kanala abone olun arkadaşlar. Beğenin videoları, likelayın, yorumlayın, beraber muhabbet edelim konuyla alakalı. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar kanal için. Söyleyeyim, evet, söylemek durumundayım. Aslında hiç söylemiyorum falan öyle. Etkisi oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Olumlu yönde oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum ama
Tabii ki abone olmanın, like atmanın ve yorum yapmanın, yorumlara like atmanın falan algoritma olarak çok büyük önemi olduğunu söyleyebilirim size yani. Bu arada bu kaplumbağa bizi buraya getirdi. Evet. Kendimizin heykeliğine. Ayak. Çıkabildim, okey. Ay. Ay, buldum aslında. Suyumu Eda içti galiba. Eda sen mi içtin suyumu? Ya yalancıyı. Suyumu sen içtin. Sigaramı da sen almışsın önden. Bir bardak da su koysana. Bana da kahve yapsana bebeğim. Oo, görüntü çok güzelmiş yalnız. Alırım bir ekran görüntüsü. Ben mi hastayım? Ha. Acaba hangi renk gelecek şimdi? Mesela kırmızı geldi, yeşil, sarı gelmedi. Sarı olabilir bak. Görüntü güzel değil mi aşkım? Aynen bak, sarı geldi. Doldurdum. Aşkım bu doluyor mu? Bak bakayım. Şu mavi do... Aşkım bir doluyor mu? Bak önce. Önce dolup dolmadığına bir bak, sonra konuşalım. Kontrol bende değil bu ara arkadaşlar. Acaba şey mi, iç dünyamıza renkleri tekrar mı geri getiriyoruz? Felsefesi bu mu? Şu an kontrol bana verdi ama niye bilmiyorum. Son dakikada kontrolü bana verdi. Thank you.
Şu an sarıya girdik ama ne yaptığımı gene bilmeden gidiyorum. Yüzeye mi çıkmaya çalışıyoruz? Bayağı aşağı indik çünkü. Gene kontrol onda. Kaplumbağa geldi. Teşekkürler kaplumbiş. Sarı ne? Gecenin ışığı falan mı? Işıkmış şu lambalar mı? Mesela ona basınca aslında sonsuza kadar yansa falan. Öyle bir mekaniği olsa güzel olurmuş. Oh.
Değil mi? Sarı gecenin ışığı oldu şu anda bize. Değişik mekanik oldu yani. Ben bir şey bulabilir miyim diye merak ettim sadece. Buradan gidilemiyor. Tospiş'te bir tane bulduk ya. Memento. Buradan da gidilemiyor artık. O şey işte bulduğunuz momentolar aslında. Şeyin üstünde gösteren, şekillerin üstünde gösterilen. Aslında yönleri de varmış yani. Salak gibi tire girmişiz yani. Şurası işte burasıydı. Hani az önceki clock saat ilk bölüm. Sarı bu mu acaba bakalım. Başka momento saklayacaklarını zannetmiyorum buraya. Tamam, burası da değil artık. Bu ağacı da yaptık. Ama insan merak etmeden duramıyor. Düşünce ne olacak? Haydi. Bulduk. Burada iki kule upside down.
Güzelmiş. Hala bulmamız gereken yıldızların olduğu yere gelmedik. God, kararıyor. Çok rahat yetişiliyordur da. Orada bir deneyeceğim lan onu. Bariz belliydi yalnız moment olacağı buraların. En azından bir tanesini bulduk. Teşekkür ederim bebeğim. Artık senden nasıl korktuysam aşkım saklamışım. Çok güzel grafik yapıları var yalnız onu söylemem lazım. Gerçekten büyüleyici. Baba. Gel bakalım. Sen bize yol göstereceksin.
Şunu alayım. O sanırım bir şey kırınca o kayboluyor abi. Evet, iki tane yıldız bulacağız. Hemen aramalara başlayalım. Geldi ha. Oğlum çok güzel grafik tasarımları var yalnız. Söylemem lazım yani tekrar tekrar. İyi ki baştaki o anlamsızlıktan ve sıkılmışlığımdan şey yapmadım. Hani pes etmedim, bırakmadım. İyi ki diyorum yani şu anda. Gördüğüm şeyden çok memnunum yani. Upside down kuleleri görmüştük. Böyle bir şey yaşamasam üzülürdüm gerçekten. Come on, dude. Çok mu geriye gittik ya? Thank you.
Evet, birini bulduk. Şu anda hayran hayran etrafa bakıyorum sadece. Ne yapacağım ben burada? Ha. Aman be. Çok iyi olmuş oğlum ya. Tepesine mi düşeceğim ben bir şekilde? Abi duvara takılıyorum.
Duvara takılıyordum abi. İkincisini de bulduk. Başka bir yere götürecek mi acaba bizi? Çok merak ediyorum şu anda. Yuvarlak aldık. Şarkı söyleyebilme yeteneğimize kazandık ama ne işe yarıyor? Bu çiçeklerin açmasını sağlıyor, değil mi o? Valla nereye açıyor nereye açmıyor biraz aslında meçhul olmaya başladı. O yüzden biraz büyüdü harita yalnız. Mesela şurada çiçekler var. Şarkı çiçekler açacak. Bir şeyleri aktif hale de getiriyor. Ondan da mesela bak şurada bir şey var.
Uzun bir yolculuk olurdu. Artık her yerde şarkı söylerim ben. Şuradaki çiçekleri açalım. Tamam, su içinde şarkı söyleyemiyoruz. Abartma. Denedim bu arada. Hani bayağı başa döndük biz acı. O oradan oraya ulaşıyor olmamız için değildir ya. Şuraya ulaşıyor olmamız içindir. O iki tane şey eksik. İki tane hem de. Öyle bir tane falan da değil yani.
Biraz üzdü. Çünkü Momento'ya ulaştık oradan. Ben Momento'ya ulaşmak istemiyordum gerçekten. Okey. Tamam. Tamam acem mi? Dur. Bir oldu. Biraz karıştı mı ortalık ne? Ben mi öyle hissediyorum ya da yoruldum mu acaba? Bakıyorum bir şey çıkar mı diye yani deniyorum. Ne oluyor Eduş? Çiçekleri açmak ne kadar önemli şu anda görüyorsunuzdur. Düşe de bilirdim. Bir bakalım. Değil mi? Yani düşe de bilirdim ben buradan onu almak için. Aynı yolu geri gideceğim diye bir zorundalık yaratacaklarını zannetmiyorum oyunda. İki tane eksik demiştik değil mi? Şu anda tamamlanmış olması lazım yani. Oraya çıkacağım işte.
İki tane eksik demiştik. İki taneyi bulduk işte. Çıktık ve şarkımızı söyledik orada. Oradan bir yol açıldı. Da oraya nasıl çıkacağız acaba? Aha, böyle çıkacağız. Burası en başta böyle sinirlenip de "Birader biz buraya nasıl geri geleceğiz" falan dediğim yer galiba. Da kendisi. Ben dedim o bilinçaltımızda bilmememiz gereken bir yer diye. İçimizdeki insanın içindeki kötülük ne kadar saçma bir şey değil mi? Biz olmadan da var olamaz aslında ama. Şu anda düz bir çıkış yapıyoruz galiba. Böyle sanatsal kareler bunlar böyle. Siz anlamazsınız falan. Adi herifler. Acceptance. Başarısını kabul ettik. Kabul ettik yalnız. Acceptance kabul etme ya üzerine. Şu an tamamen sadece çizilmiş yolu ilerliyorum. Yani buradan gitmem gerektiğini falan bilmiyorum yani. Böyle başka yolu olmadığını falan düşünerek hareket ediyorum. Bitirdik galiba oyunu bu arada. Emin değilim ama.
kesinlikle çok iyiydi ya. Böyle sinirlerim bozuldu. Bu oyunu kesinlikle oynayın abi. Kesinlikle herkese çok farklı şeyler ifade edeceğinden çok 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 eminim. Yani özellikle sıkıştığımız şu günlerde içinizdeki şeylerin patlamasına sebep olabilir yani. Kesinlikle oynayın abi. Dediğim gibi bir garip başladık. Önce biraz sıkıcı olacak gibi duruyordu. Çünkü hiçbir şey aktarmıyordu falan. Ve sonra tamamen içinizdeki duygulara böyle sinir uçlarına dokunan bir oyun yapmışlar yani. Kesinlikle oynayın abi. Oynayın, oynatın. Abi herkes oynamalı bu oyunu ya. Abi çok iyi. Şu an saygı duruşu böyle. Müzikler çok iyiydi, evet. Berlinist. Gris yazısını görelim yani. Şöyle hızlıca geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz şu anda. Nomada Studio gerçekten güzel iş başarmış. İlk böyle şey zannedebilirsiniz. Acaba işte biraz daha tarz olarak hani feminen mi, işte dişil şeyler mi? Yok abi, kesinlikle hiç alakası yok. Bunu oynuyorsunuz yani, ben eminim. Çünkü izlemekle o oyunun başındaki karaktere bence aktardığı şeyler farklı olacaktır. Dediğim gibi çok da uygun bir fiyatı var. Steam'de böyle alelade bir indirim günü falan. Hesabımda da işte sattığım kartlardan para varmış falan diye aldığım bir oyundu. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. İlk oyuna başladığımda da beklemiyordum bu kadar güzel olacağını. Yani dediğim gibi saygı duruşu ya şu an resmen. Diyorum ya, sinirim bozuldu. İnsanın sinirinin uç noktalarına dokunabilecek bir oyun yani. Bilmem, belki de ben çok gereksiz etkilenmişimdir ama... Belki de çok sıkıldık içinde bulunduğumuz durumlar artık ya. Çok yorulmuş da olabilirim yani. Ama yani bu tarz şeyleri düşündürüyor bile olmasından dolayı
Kesinlikle, kesinlikle çok iyi yani. Evet. Çok fazla kapanış bir şey yapacağıma gerek yok. Söyleyeceğimizi söyledik, oynayacağımızı oynadık. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsunuz. Hala buraya kadar izlediyseniz bu videoyu yayın. Yayın abi bu oyunu. Benim biliyorsunuz artık izlenme şu bu falan umurumda değil ama bu oyunu yayın abi. Bu oyunu oynayın, yayın. Bir sonraki oyunda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.